Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü konumuz hiçbirimizin buzdolabından eksik etmediği limon. Limon, yıl boyunca büyümeyi sürdüren küçük bir ağaç türü ve bu ağacın meyvesidir. Halk dilinde sulu zırtlak, cıcık ve zıvrak gibi isimleri de vardır. Limonun içindekilere bakacak olursak, kabuğunda %1,5 uçan yağ limonen, limonun içerisinde sitrat, pinen, suyunda limon asidi, potasyum, kalsiyum, nitrat, karbonhidratlar, C vitamini ve glikosit vardır. Sevgili izleyiciler, limonun birinci faydası kan temizleyici olmasıdır. Bu nedenle kalp ve tansiyonlu olanlar için çok önemli bir ilaç, olmayanlar için ise yakalanma riskini azaltan çok önemli bir besin kaynağıdır. Kan temizleyici, kalp ve damar temizleyici derken aynı zamanda kolesterolü de düşürdüğünden bizim kan akışımıza, kalbimize yardımcı olur. Ağır uykusu olanlar için sabah uykudan kalkamayanlar ve uykusu çok ağır olanlar limonata ya da limondan yapılan bir suyu içmeye devam ederlerse kan temizlenip inceldiğinden uykunun da azaldığı görülecektir. Kısacası kabuğu ile birlikte günde yarım limon yiyenler uykularını hem kısa sürede almış olacaklar hem de kaliteli uyku uyuyup dinç ve zinde olacaklardır. Limon ayrıca zayıflamak için çok etkili bir besindir. Kabuğu ile birlikte kaynatılıp balla tatlandırılarak ılık olarak yemeklerden önce birer su bardağı içilmeye devam edilirse çok hızlı zayıflama gerçekleşir. Limon güzelce yıkanıp kabuğu ile beraber yenirse böbrek tıkanıklıklarını da giderir. Limon maydanozla beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak ılık olarak aç karnına birer su bardağı içilmeye devam edilirse aynı zamanda idrar da söktürür. Limonun artık günümüzde karaciğeri çok iyi temizlediği de bilinmektedir. Her sabah aç karnına zeytinyağı ve limon karışımı içilirse karaciğer en kısa zamanda tertemiz olur. Cilt limon ile pansuman edilirse cildi de temizleyen ve parlatan bir özelliğe sahiptir. Bu pansuman sivilceli ciltler için de bir ilaçtır. Aynı zamanda limonata içilmeye devam edilirse yine sivilcelere etkili olacaktır. Limon kabuğu ile beraber aç karnına yenmeye devam edilirse böbrek taşlarını düşürür. C vitamininden ötürü limonun soğuk algınlığı üzerinde çok etkisi olduğunu hepimiz biliriz. Aynı zamanda limonata ile gargara yapılırsa anjine de çok iyi gelecektir. Limon aynı zamanda kansızlığa da çok iyi gelir. Kuru üzüm ile beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak birer su bardağı içilmeye devam edilirse hasta en kısa zamanda iyileşir. Sindirim bozukluğu için ise limon kabuğu kaynatılıp balla tatlandırılarak yemeklerden sonra birer su bardağı içilmeye devam edilir. Burun kanaması yaşayan kişiler bir miktar limon suyunu burunlarına çekerlerse burun kanamaları durur. Gıda zehirlenmesi sorunu yaşayan kişilere limon yedirilirse zehirlenmenin etkisi geçer. Limon ağız içi yaraları da iyileştirir. Limon ile gargara yapılır ve limon suyu birer su bardağı içilmeye devam edilirse ağız içi yaraları en kısa zamanda iyileşecektir. Bu aynı zamanda dişleri beyazlatıp diş etlerini de kuvvetlendirecektir. Eğer ki safradan kaynaklı bir baş ağrınız varsa limon bunu iyileştirecektir. Limon damar tıkanıklıklarını açar. Aynı zamanda Allah korusun felçli bir hastanız varsa limon doğranıp kaynatılıp balla tatlandırılarak birer su bardağı içilmeye devam edildiğinde bundan kaynaklı damar tıkanıklığı giderilir. Limon tek başına ya da kahve ile karıştırılıp birer su bardağı içilmeye devam edilirse ishali keser. Limon kabuğu, limon yaprağı ve limon çiçeği karıştırılıp balla macun yapılarak birer tatlı kaşığı yenmeye devam edilirse kalbi ferahlatıcı özelliğe de sahiptir. Bunların haricinde kalp çarpıntısını teskin eder, ağız kokusunu giderir, bağırsak hastalığına iyi gelir, safrayı söktürür, karaciğerdeki harareti söndürür, iştahı arttırır, ağrı ve sızıyı dağıtır, mide bulantısını önler,
kusmaları keser, yüzdeki çillere faydası vardır, parlatıcı ve temizleyicidir, şişkinliği giderir, mürekkep lekesini çıkarır, mideyi kuvvetlendirir, kabuğu güvelenmeye engel olur, susuzluğu teskin eder, kabuğu yakılınca odayı temizler, aynı zamanda limon kabuğu tütsülendiğinde zeka açıcı özelliğe de sahiptir. Limonun zararlarından da bahsedecek olursak, fazla içilen limon suyu kanı inceltebilir. Çok fazla limon yerseniz diş etlerinizde kanama başlar. Yine fazla oranda tüketilen limon mide ülserine ve gastrite yol açabilir. Sevgili izleyiciler, benim limon hakkında söylemek istediklerim bu kadar. Sizlerin eklemek istedikleri varsa yoruma yazmanız beni çok mutlu edecektir. Ayrıca videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, bildirimleri açmayı ve hala abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. Sağlıcakla kalın, hayırlı günler dilerim.